Merhabalar, Tadımız Tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere oldukça kolay, bir o kadar da lezzetli, tavada kat kat börek tarifi vereceğim. Yapımı oldukça kolay oluyor arkadaşlar ve mayasız hamurdan yapacağımız için dakikalar içerisinde böreğiniz hazır olacak. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Bunun için öncelikle yoğurma kabımın içerisine 1 su bardağı su, 1 çay kaşığı tuz ilave ettim. Ve şöyle tuz ile suyu karıştırıp yavaş yavaş un eklemeye başlayacağım. 1 su bardağı suya yaklaşık 2 su bardağı kadar un gidiyor. Ama unun miktarı unun kalitesine göre değişebilir. Lütfen kontrollü olunuz. Suyu da tam söyleyecek olursam arkadaşlar ölçtüm 170 mililitre oldu. Yani tam böyle bardağı doldurmadan ekledim suyu. Yeterli gelir bu ölçüler arkadaşlar. Çünkü 6 eşit bezeye bölüp 6 katlı bir börek yapacağız. Lütfen unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Ele yapışmayan yumuşak dokulu bir hamur yoğuracağız. Hemen kahvaltıya 5 dakikada ne yapsam diye düşünüyorsanız bu tarif tam da size göre. Hamur toparlandıktan sonra tezgah veya masa üzerinde bu şekilde 1-2 dakika yoğurursanız hamurunuz daha özlü ve kaliteli olacaktır. Bakın hamurun dokusu bu şekilde arkadaşlar, yumuşacık ve ele yapışmıyor. Şimdi tezgah üzerinde silindir şekline veriyorum ve 6 eşit bezeye böleceğim. Evet, bu şekilde bezelerimi hazırlıyorum. Hazırladığımız bezeleri un serptiğim tabağın üzerine alacağım ve bir poşet ile kapatacağım. Bu tarz hamurların yüzeyini bir poşet, temiz bir poşet veya streç ile kapatmanızı öneririm. Çünkü havlu vesaire kapattığımızda hamurun yüzeyi mutlaka kuruyor arkadaşlar. Ya da nemli bir havlu ile kapatın. Kuruması istemediğimiz bir durum. O yüzden poşet veya streç kullanıyorum genelde. Şimdi iç harcını hazırlayacağız. Ben bol bir şekilde maydanoz ve dereotu kullanmak istedim. Bu miktar tamamen size kalmış. Hemen 2-3 dal doğrasanız da olur ama benim gibi bol yeşillikli de yapabilirsiniz. İç harcı tamamen arzuya kalmış. Dilediğiniz peynir türünü kullanabilirsiniz. İsterseniz birkaç peynir çeşidini ekleyebilirsiniz. Maydanoz ekleyebilirsiniz sadece. Damak zevkinize göre iç harcını kendinize göre ayarlayın. Yaklaşık bir 300-350 gram kadar peynir yeterli gelecektir. Çünkü her kat için 2 yemek kaşığı kadar iç harcı koymamız yeterli gelir arkadaşlar. Ben görmüş olduğunuz gibi bol miktarda dereotu ve maydanoz doğradım. Daha sonra bozulmaya yüz tutmuş peynirlerim vardı. Genelde bozulmaya yüz tutmuş peynirleri börek yapımında kullanıyorum. Oldukça lezzetli ve güzel oluyor. Bu birazcık da böyle eriyen tarzda bir peynir. Çeçil peyniri gibi bir peynirdi. Ufak ufak doğradım. Lor peyniriyle de gayet güzel olur. Karıştırarak da yapabilirdim ama sadece bunu kullandım. Çünkü yeterli gelecekti. Çok fazla karıştırmak istemedim. Peynirin tuzu vesaire yerinde olduğu için ekstradan tuz ilave etmedim. Yağ vesaire de eklemeyeceğiz. Çünkü börek yapımında yağ kullanacağız. Yeterli gelecektir o. Bu şekilde iç harcımız da hazır. Hemen börek yapımına geçiyoruz. Hiç dinlendirmeye vesaire gerek yok. Hemen açacağız. Un yardımı ile bezemizi açmaya başlıyoruz. Bu arada ben tavamı ocağa aldım. Altını da kıstım. Isınmış olan tavada yapacağız. Ben yufka açamam vesaire diyenler oklavayla açamıyorsanız merdane de kullanabilirsiniz. Çok fazla büyütmeyeceğimiz için bu işlemi merdane ile de yapabilirsiniz.
Evet, yeterli. Çok fazla ince de değil, çok fazla kalın da bırakmayacağız. Tavamızın boyutuna göre açtık. Benim tavam yaklaşık 30-32 santim büyüklüğünde. Tavamı ısıtmıştım. Bir miktar da sıvı yağ ekleyeceğim. Ve açmış olduğum yufkamı koyuyorum. Görmüş olduğunuz gibi biraz büyük geldi ama ortaya doğru biraz birleştirerek küçültüyorum. Bir sonraki açtığım yufkaları biraz daha küçük yaparak tavamın boyutunu da açacağım. Tavamızın altını orta ayara getirelim. Çok düşük de olmasın, yüksek ateşte de olmasın, yakarız. Böyle orta ateşte ağır ağır güzelce pişirelim. Bir yandan da kontrol ediyorum. Bir yandan yaptım, bir yandan açtım arkadaşlar. Tek başınıza yapabileceğiniz bir börek. Bir yemek kaşığı kadar da ayçiçek yağı gezdiriyoruz böreğimize. Ondan sonra iç harcını ekliyoruz. Seyrek bir şekilde. Açmış olduğumuz hamuru üzerini kapatıyoruz. Arada bir kontrol etmeyi unutmayın. Evet, çok güzel bir şekilde kızarmış, çevirdim. Bu sefer bu yüzeyine de 2 yemek kaşığı kadar iç harcını yayıyorum. Açmış olduğum hamuru üzerine kapatıyorum. Diğer taraf pişene kadar bu şekilde pişirmeye devam. Her kata bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ eklemeyi unutmayın. Sıvı yağ veya tereyağı kullanabilirsiniz. İkisini karıştırıp da kullanabilirsiniz. Tereyağı da çok güzel bir lezzet verecektir. Eğer tereyağı ile aranız iyiyse varsa tereyağı da kullanabilirsiniz. Oldukça lezzetli olacaktır. Tavayı bu şekilde oynatırsanız eşit miktarda kızaracaktır. Ben bu yüzeyini çok fazla kızartmışım. Kontrollü olun. Sadece bu katı biraz fazla pişti. Sorun değil. Yapım oldukça keyifli, görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar, yorum ve beğenileriniz benim için çok önemli ve kıymetli. Lütfen videomu beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hepinize tek tek dönüş yapacağım inşallah. Ve son katımızı da yapmıştık. Şimdi en son kısmı da tabanını da kızartıp servis tabağına alacağım.
Bu şekilde tavayı salladığımızda eşit miktarda kızarıyor. O yüzden arada bu şekilde sallamayı unutmayın. Ve artık böreğimiz hazır. Servis tabağına alıyorum. Bakın, içinde peynir çok güzel bir şekilde erimiş. Oldukça lezzetli görünüyor. Kat kat. Şimdi dilimleyip servis yapacağız. Ve böreğimiz hazır. Bu şekilde dilimledim. Bakın, kat kat, her katı çok güzel bir şekilde pişmiş. Gerçekten harika bir börek. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.